Şimdi bu daha önce hız zaman grafiklerine de baktık. Hız zaman grafiğini düşünecek olursak, hız zaman grafiği bu sefer sabit değil. Hızı, bu nesnemizin hızı zamanla doğrusal olarak artacak. Ya da hız zaman grafiğini gösterecek olursak, eğik bir doğru olarak karşımıza çıkacak. Bunun eğik bir doğru olması gerektiğini şuradan da çıkarabiliriz. Daha önce dedik ki, hız zaman grafiğinde herhangi bir andaki teğetin eğimi ivmeyi verecek. İvme sabitse teğetinin eğimi her zaman için sabit olması lazım. Teğetin eğimi sabitse de bu bize diyor ki hız zaman grafiği de bir doğrudur. Şimdi sabit ivmeli hareket eden bir nesnenin hız zaman grafiği de böyle bir doğru olacak. Yatay ya da dikey olmayan bir doğru. Bir T1 anını alalım. Ya da T0 an diyelim, ilk zamanı. İlk zamandaki hızı V0 olsun. Bir de T anındaki hızına bakalım. T anındaki hızını da VT olarak hesapladık. Şimdi bu sefer karşımıza bir dikdörtgen çıkmadı, bir yamuk. Ama daha önce elde ettiğimiz sonuç, yani hız zaman grafiğinin altındaki alan her zaman için konumdaki yer değiştirmeye karşılık gelecek. Şimdi bu yamuğun alanını hesaplamak istersek yapmamız gereken şey, bir yamuğun alanı paralel kenarlarının toplamının yarısı ya da paralel kenarların ortalaması çarpı yükseklik. Yükseklik dediğimiz t eksi t0'a eşit. Paralel kenarlarının t0 anındaki paralel kenarın uzunluğu v0, t anındaki paralel kenarın uzunluğu ise t anındaki hızına eşit olacak. Bu ikisinin ortalaması, bu aslında bizim ortalama hızımıza karşılık gelecek, çarpı t eksi t0 bize nesnemizin T0 anından T anına kadar yer değiştirmesini verecektir. T anındaki hızını zaten hesapladık. Bir sabit ivmeli hareket yaptığı için T anındaki hızının ne olduğunu biliyoruz. Bunu da yerleştirdiğimiz zaman konumundaki yer değiştirme karşımıza T0 anındaki hızı çarpı T eksi T0 süresi artı 1 bölü 2 çarpı cismimizin sabit olan ivmesi çarpı t eksi t0'ın karesi olarak karşımıza çıkar. Ya da ilk konumunu da biliyorsak, ilk konumuna bu yer değiştirme miktarını eklediğimiz zaman elde edeceğimiz ifade de parçacığımızın t anında nerede bulunduğudur. Böylece burada da gördüğünüz üzere, eğer bir nesnemizin ivmesini biliyorsak, yani bu durumda sabit ivmeli hareket ediyorsa, ilk konumunu ve ilk hızını bildiğimiz sürece herhangi bir anda parçacığımızın hızı nerededir? Bunların hepsini belirlememiz mümkün.